Merhaba Talat Bey. Öncelikle İzmir'in en büyük sorunu sizce nedir? Valla İzmir'in en büyük sorunu trafikten tutun, kentsel değişime, yenilemeye kadar. Bir de tabii yeşil alan olayı ve altyapı sorunu çok önemli. Ulaşım sorunu çok çok sıkıntılı. Bunun artık raylı sisteme geçilip her semtte metro olması gereken bir konum. Denizden yeterince yararlanamıyoruz. Denizden daha fazla yararlanılması için olanaklar sağlanmalı. Her semte, her bölgeye iskeleler konulmalı. Bunların İzmir halkı denizle biraz daha bütünleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Sizce İzmir'in en büyük sorunu nedir? Önce sizi kırmam mümkün değil. Ben gençliğin çok önemine inanıyorum. İkincisi, İzmir'in en büyük sorunu kentsel dönüşümdür. İzmir'in yenilenmesi lazım. Çehresinin düzenlenmesi lazım. Yeni imar hatları olması lazım. İzmir altyapısıyla ve mimari yapısıyla düzenlenmek zorunda. Ulaşımını İstanbul'un noktasına gelmeden çözmek zorunda. Merhaba, öncelikle bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. İlk sorumuz, sizce İzmir'in en büyük sorunu nedir? İzmir'in en büyük sorunu, bence şu an çok büyük bir sorunu yok İzmir'in. Bundan 20 sene öncesi deseydiniz, 20 sene öncesi çok ciddi problemlerimiz vardı. 2 ay kış yaşayıp 10 ay yaz aylarını yaşayan bir şehirdi. Denizin kokusu vahşetti. Tabii ki sizin yaşlarınız hatırlamayabilirsiniz o zamanları, ama şu an büyük oranda bitti artık. Bu arıtma tesisleri sayesinde Aziz Kocaoğlu'nun çok güzel bir projesi, ki bu rahmetli Piriştina'nın başlattığı bir iştir. Aziz Kocaoğlu bunu devam ettirdi. %80'lere varan oranda sanırım arıtma tesisleri de bitmiş olması lazım şu an. Bu projeler zaten denizin çoğu temizlendi. Ki artık bundan sonrası içinde yüzülebilir bir deniz planlanıyor. Denize giden katı atıkların arıtılmasından sonra artık yüzülebilir bir deniz planlanıyor. Ulaşımla ilgili çok büyük sıkıntılarımız yok. Metro ile beraber, tam anlamıyla metro faaliyete geçtiği zaman aşama aşama yapılacak biliyorsunuz. Ulaşımla da ilgili sıkıntısı kalmayacak. Türkiye'de yaşanabilir şehir deyince herkesin aklına İzmir geliyor. O yüzden çok büyük bir problemimiz olduğunu zannetmiyorum. İlk sorumuz, İzmir'in sizce sorunu nedir? Şimdi İzmir'in bence en büyük sorunu, yaklaşık 3 dönemdir İzmir'i yöneten Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin üretmeyen, hizmet götürmeyen, sorunları çözmeyen arızalı belediyecilik anlayışıdır. Değişmesi gereken öncelikle bu belediyecilik zihniyetidir. Şöyle örnek vermek istiyorum. Bugün neredeyse diğer İzmir çapındaki bütün büyük şehirler metrolarını tamamladılar. Hatta 2-3'e katladılar. Hatta denizi yararak metro yaptılar. Fakat bizim belediyemiz bir önceki belediyenin 1/3'ünü bir belediyecilik döneminde bitirdiği metroyu geri kalan 1/3 itibariyle maalesef 12 yılda tamamlayamadı. İzmir'in 3 yolundan 3 kuyularına 12 yılda metroyu götüremedi. Neticede bakıyoruz, bir sürekli küçülen, sürekli bir mega köy haline gelen, hizmet almayan, üretim almayan bir İzmir söz konusu. İzmir'in ben temel probleminin bu yanlış, beceriksiz, üretmeyen belediyecilik anlayışı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle İzmir'in en büyük sorunu nedir? İzmir aslında sorunlar içerisinde kaybolmuş. İnsanlar mevcut sorunların da farkına olamaz hale gelmiş. En büyük sorunu ekolojinin tahrip edilmesi, kentsel yaşamın dönüştürülmeye çalışması, insanların ulaşımla, trafikle iç içe kalıp tamamen yok olma tehlikesine karşı karşıya kalmasıdır. Biliyorsunuz Körfez'de bir liman var. Yani benim gözüme çarpan en büyük sorun bu limanın kirliliği. Her sabah kalkıp insanların onlarca yük gemisi görmesi. Oysa birçok ilin arayıp da bulamadığı bir körfezimiz var. Bunu cennete dönüştürebiliriz. Bunun dışında ulaşım. Raylı sistem çok çok yetersiz. Konya'da, Eskişehir'de dahi raylı sisteme çok çok önce geçilmesine rağmen İzmir'de raylı sistem halen daha tamamlanabilmiş değil.
Bunun sebebi kesinlikle genel yönetim ve yerel yönetimdir. Bunların ilgisizliğidir ve halka hizmet etmeyi, halkın sorunlarını halletme düşüncesini en son plana bırakmasıdır. Bunun yanında en büyük sorunlardan bir tanesi mesela bu ransal dönüşüm, kentsel dönüşüm değil aslında, ransal dönüşüm. Bunun sorumlusu da sadece yerel yönetim veya merkez yönetim değil. Expo kararıyla apar topar İnciraltı'nın şeye açılması, imara açılması, Expo kararının İzmir'de, yani sonucun İzmir'de kalmamasına rağmen bu İnciraltı'nın imar planının tekrar eski haline dönüştürmemesi, bu bazı şeylerin hükümet ve yerel yönetimle danışıklı bir şekilde yapıldığına inanıyorum. Siz de Halkların Demokratik Partisi olarak belediye başkan adaylarından biri olarak siz ne söylemek istersiniz? İzmir'in en büyük sorunlarından biriyle başlayarak. İzmir'in en büyük sorunlarından biri zaten Aşık Başkanım hepsini dile getirdi. Yani burada bir sürü sorunlar var, yok değil. Özellikle de yani kadın boyutunda ben söyleyeyim, sorunlar yaşıyoruz. Özellikle ev kadınlarını evden çıkarmak, o boyuta siyasete katmak, onları işlevleştirmek, birlikte bir mücadele vermek. Hele hele bu barışı da, bu barışa sonuç olarak bir tek İzmir'in, bence bu genelde bir barışa ihtiyacımız var. Sorundan ibaret bir barışa ihtiyacımız var burada.